sevgili yay ve yükselen burcu yay olan arkadaşlar. Evet, yeni bir hafta sizin için belirleyici sonuçlar getirebilir. Çünkü Merkür ikizler burcunda ve geçen haftalarda yaşadığımız güneş tutulması derecesinde olacak bu hafta. Ve sizin ortaklık, evlilik ve ikili ilişkiler alanınıza gerçekleştiği için ilişkiler daha fazla gündeminizde olacağını söyleyebilirim. İlişkilere yönelik kaygılar, problemler, görünür veya görünmeyen sorunlar nedeniyle bir huzursuzluk mesela oluşabilir. İş bağlantıları alakalı da olabilir. Bu özel hayatınızla da ilgili olabilir. Bunlarla ilgili bazı değişimler, çözülmeler diyelim. Burayı çözmek için gereken daha fazla böyle done gerekiyorsa onlarla ilgili bazı gelişmeler de olabilir. Hafta boyunca Güneş Yengeç Burcu'nda 8. evinizde para bekliyorsanız, maddi kaynaklarınızı genişletmek sizi ferahlatacak bazı destekler getirebilir size. Evet, Venüs ve Mars Aslan Burcu'nda, Ateş Grubu 1 Burç'ta hafta boyunca desteğini alacaksınız. Venüs'ün ilişkilerle ilgili konuda size desteği, Mars'ın motivasyon ve enerji bakımından ise desteği hafta boyunca olacak. Özellikle de Perşembe ve Cuma günü Ayın Koç Burcu'nda seyahat ettiği bu iki gün ilişkiler bakımından sizin için faydalı, şanslı olabilir. Çocuklarınız, yaratıcılık, biraz da enerji ve motivasyonunuz yukarıda olacaktır. Ve bu hafta Uranüs'ün Satürn'le olan karşıtlığı, işte Mars'la olan karesi Mars'la olan karşıtlığı aktif olacak. Ve cumartesi gününden itibaren yani ay da Boğa Burcu'na geçince pazar günü orası birazcık daha etkili gözüküyor sevgili yaylar. Bu sizin için hangi alanda mesela şöyle söyleyelim. 9. ev, 6. ev ve 3. ev alanlarınız etki alıyor. Dolayısıyla buralarda bazı zorluklar, bazı krizlerle uğraşmak durumunda olabilirsiniz. Lütfen kendinizi çok strese sokmayın. Sağlık sorunu yaşamanıza değecek hiçbir şey yoktur hayatta. Onun için sağlıkla ilgili de çünkü burada ufak bir sinyal var gibi duruyor. Ve 9. ev konularını seyahat mesela yaptırabilir. Beklediğiniz bir paylaşılan bir kaynaktan gelebilecek bir para mesela söz konusu olabilir. Ama şuna dikkat edin lütfen. Satürn'ün retro olduğunu unutmayın. Şartları çok zorlamak yerine biraz akışta hani kalmak daha mantıklı olabilir. İletişim, yakın çevre iletişimlerinizde de bazı daralmalar, engellenmeler mesela yaşayabilirsiniz. Özellikle yükselen yaylar bunu daha fazla yaşayabilir. Ve bu kısıtlanmış, bu belki de bir kısır döngü de olabilir. İçinden çıkmanızı sağlayacak aslında hani bazı noktalar gelecek bu hafta hayatınıza. Özellikle 10 ila 15 derece aralığında yükseleni veya güneşiniz güneşi olan yay burçları bu hafta bir tık daha belki belirleyici sonuçlara ulaşabilirsiniz. Ve onun dışında tabii güneş 12. evinize açı yapıyor, 4. evinize açı yapıyor. Oradan bir Neptün geçtiği için gerçekten bir belirsizlik yaşıyor. Bir Merkür'ün de oraya bir karesi olacak hafta sonundan itibaren. Bir hayatınızda bir dağılma, zihinsel olarak yani bir dağılma. Böyle bir kafayı toparlayamama, ne oluyor falan gibi böyle bir durumlara düşebilirsiniz açıkçası. Orada da birazcık daha sakin olmaya çalışın sevgili yaylar. Evet, kendinize iyi bakın. Güzel bir hafta geçirmenizi diliyorum. Hoşçakalın.